Missouri ve New York'taki jürilerin aldığı kararlar geniş çaplı protestolara yol açarken tüm dünyanın dikkatini Amerika'ya çekti. Günlerce süren gösterilere İngiltere dahil başka ülkelerden de destek geldi. Londra'daki King's College Amerikan Kültürü Araştırmaları Bölümü öğrencileri konuyu derslere taşıdı. Çok kötü bir durum. 23 yaşındaki Çinli ekonomi öğrencisi Xian Yingchao Amerika'da eğitim görmüş. Çin basınında Amerika hep insan haklarından bahseder. Şu hallerine bir bakın şeklinde yazılar çıkıyor. İnsan haklarında çifte standart olduğu söyleniyor. Bu öğrenciler Amerikan kültürü eğitimi alıyor. New York'taki olayı cezalandırılmayan polis şiddeti olarak gören öğrenciler, Ferguson'daki olayınsa daha muğlak olduğu görüşünde. 53 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi Paul Zimmerman'a göre ayrıntılar genel bakış açısı kadar önemli değil. Bazı şeylerin yolunda gitmediği yolunda genel bir algı var. Belki de jüriler doğru karara vardılar ama bunun artık önemi yok. 24 yaşındaki öğrenci Mark Eastwood da aynı görüşte. Bu olaylar daha büyük bir sorunu gündeme getirdi. Benim için Ferguson ve New York'ta olanlar yapısal ırkçılıkla ilgili. Barack Obama'nın başkan seçilmesinin Amerika'da ırkçılık sorununu çözmediğinin anlaşılması da toplumda hayal kırıklığına yol açtı. Siyah bir başkan seçmek teoride köklü bir değişimin işareti. Ancak uzun yıllara dayanan sistemli adaletsizliği kaldırmak için çok çaba gerek. Tek bir siyah başkan bu sorunları çözemez. Adalet sisteminin yasaların değişmesi şart. Profesör Joshua Simon, bazı öğrencilerinin Ferguson ve New York'taki olayları iki taraflı değerlendirdiğini söylüyor. Öğrencilerim Amerika'daki olayları ırksal adaletsizliğin son kalıntılarının çok şaşırtıcı bir göstergesi olarak algılıyor. Kimilerine göre ise olaylar, Amerikan kamuoyunun bu olayları göz ardı etmeyeceğinin bir işareti. Cenaze törenlerinde yaşanan duygusal anlar, yabancıların tepkisini daha da yoğunlaştırdı. Profesör Simon birçoklarının Amerika'yı ırk ilişkilerinde çok mesafe kat ettiği için alkışladığını, ancak son olayların çok daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini gösterdiğini söylüyor. Uzman, Amerika'nın etik alanda dünya lideri olma emellerine de gölge düştüğünü belirtiyor. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington.